Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle kara kalem portre çalışması yapacağız. Bu çalışma için daha önceden biliyorsunuz kara kalem kulak, burun, ağız ve göz gibi nesnelerin resimlerini çizmiştik. Şimdi bugün de bunların toplamından oluşan portrenin çizimini yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz portresini çizmek istediğiniz kişinin fotoğrafı, ...2B ya da 3B yumuşak uçlu resim kalemi, silgi, kulak çubuğu ve resim kağıdı. Çalışmamıza yuvarlak çizerek başlıyoruz. Yuvarlağımızın tam ortasına bir artı işaretini resim kalemimizle bastırmadan çiziyoruz. Yuvarlağın yarısı kadar bir mesafeyi de alt tarafa çizdikten sonra bu iki çizgiyi birleştiriyoruz. İki çizgiyi birleştirerek yüz şekline uygun olarak biraz kavisli çiziyoruz. Daha sonra yatay çizgileri silerek bu şeklin tam ortasını belirleyen yatay bir çizgi çiziyoruz. Ondan sonra yukarıdaki kalan bölümün tam ortasına bir çizgi daha çiziyoruz. Burası saçlarımızın bittiği nokta, ortası göz çizgimiz. Onun altındaki çizgi burun çizgisi ve alttaki çizgi de ağız çizgisi olacak şekilde yüzümüzdeki objelerin yerlerini belirliyoruz. Bakın burada çocuklar çok önemli bir şey var. Gözlerimizin yerini belirlerken 3 tane gözü yan yana koyacak şekilde ayarlıyoruz. Bunun nedeni ise iki gözümüzün arasındaki mesafe bir göz kadar olması. Daha sonra gözlerimizi dikkatli bir şekilde çiziyoruz. Daha önce göz çalışması yapmıştık sizinle. Gözlerimizi belirledikten sonra gözlerimizin başlangıç yerlerinden aşağıya doğru dikey çizgiler çiziyoruz. Bu çizgiler burnumuzun genişliğini belirliyor. Yani burnumuzun yeri nerede? Daha sonra göz bebeklerimizden de dikey çizgiler çiziyoruz aşağıya doğru. Bunlar da bizim ağzımızın ne kadar büyük olduğunu belirleyen çizgiler. Her insanın yüzündeki bu çizgiler orantısal olarak hemen hemen aynıdır. Yani buna resim dilinde altın oran da denir. Burnumuzu ve ağzımızın yerlerini belirledikten sonra kabaca bunları çiziyoruz, yerlerini belirtiyoruz. Yüzümüzün şeklini biraz daha detaylı bir şekilde çiziyoruz. Daha sonra kulaklarımız var. Bakın bu kulaklarımızın nerede olduğunu ben size daha önceki derslerimizde göstermiştim. Kaşlarımızı çiziyoruz. Kulaklarımız kaşlarımızla burnumuzun bittiği yer arasındadır sevgili çocuklar. Burada kaşlarımızı tonlama yapıyoruz. Evet, gözlerimizi iyicene belirtiyoruz. Göz bebeklerimizi, göz kapağımızı. Evet, ağzımızı biraz daha detaylandırıyoruz, burnumuzu. Bakın ağzımızda tonlamalar yapıyoruz. Evet, bu arada silgi kullanarak düzeltmeler yapabiliriz. Evet, kulağımızı çiziyoruz. Kulak gözle burnun bittiği yer arasında, kaşlarla burnumuzun bittiği yer arasında. Tabii kulaklar önden bakıldığı zaman daha farklı gözüküyor. Daha küçük. İçindeki girinti ve çıkıntıları yapıyoruz. Evet, saçlarımızın bulunduğu bölümü belirliyoruz. Bakın saçlarımız erkekler için kulağın ön tarafında başlayıp arka tarafına doğru bitiyor. Daha sonra ilk çizdiğimiz araştırma çizgilerimiz vardı. Yuvarlak çizgiler, yatay çizgiler. Bunları siliyoruz. Bunları temizledikten sonra sevgili öğrenciler, tonlama ve gölgeleme çalışmalarına geçiyoruz. Evet, yüzümüzün yan taraflarında ve kaşlarımızın alt tarafında kalan çukur yerler biraz daha koyu oluyor. Evet, göz bebeklerimizin içindeki tonlamaları yapıyoruz.
Evet, kaşlarımızın altındaki göz çukurunu biraz koyu hale getiriyoruz. Burnumuzun yan taraflarını, göz altlarımız, evet, yanağımızın yan kısımları, boynumuzun alt kısımları olacak şekilde tonlamalarımızı yapıyoruz. Evet, bu tonlamaları yaparken hiç acele etmeyin. Koyudan açığa doğru tonlamalar yapıyoruz. Evet, diğer gözümüzün kaşın altındaki bölümünü hafif bastırmadan bir tonlama yapıyoruz. Orta değerlerde. Burnumuzun yan tarafları, kulak içlerimiz ve saçımızı belirtiyoruz biraz bastırarak. Saç çizgilerini çiziyoruz. Evet çocuklar, burada daha sonra detaya da girilebilir. Biz genel hatlarıyla çalışmanın nasıl olacağını belirtmek için yüzeysel olarak yapıyoruz bunları. Bakın, en büyük yardımcımız kulak çubuğu. Kulak çubuğumuzu alıyoruz ve tonlama yaptığımız her yerin üzerinden kaynaştırma olacak şekilde bir kere daha geçiyoruz. Kulak içlerinde biraz bastırıyoruz buraları. Bakın, kulak çubuğunun üzerinde kurşun kalem kalacağı için gölge olan yerleri kulak çubuğu yardımıyla tonlama yapıyoruz. Bakın, burası çok önemli çocuklar. Yavaş yavaş bunu yaparsanız çok güzel yapabilirsiniz. Evet, tonlamalarımızı da yaparak bu şekilde çalışmamızı tamamlıyoruz.